Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tefsir dersimizden Duhan suresinin son sayfası 40. ayet-i kerimeye geldik. Estağfirullah. Bismillah. İnne yevmel fasli mikatum ecma'in. Şüphesiz hakkı batıldan ayıran hüküm günü hepsinin bir arada toplaşacağı gündür. Fasıl günü, hakkın batına ayrıldığı kıyamet günüdür. O günde mahlukatın tamamı orada hazır edilecektir. Kimse kazanmayacak. يَمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا اَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da olunmaz. Yakın dost veya uzak dost olsa olsun, biri diğerine izin verilmeyince fayda edemezler. Dostluk da bitmiştir. اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimselerin müstesnadır. اِنَّهُ وَالْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Çünkü Allah şüphesiz o üstündür, merhametlidir. İşte Allah'ın merhamet ettiği, mağfiret ettiği, şefaatini kabul ettiği müstesnadır. Onlar men edilmezler. Yani Allah her şeye galip olup düşmanlarından intikam alır. Azap etmeyi murat eylediğine kimse yardım edemez. Rahmeti dostu olan müminleri kuşatmıştır. İnne şecerete zakkum, muhakkak zakkum ağacı. Bu tabi müşrikler aralarında hurma ve kaymak yiyerek bu zakkumdur. Muhammed bununla sizi korkutuyordu. Bundan yiyin diyerek gülüştüler. Bunun üzerine zakkum ağacını tanıtan ayetler indirildi. Ta'amul esim, günahkarların yemeğidir. Günahkarlar ve müşrikler zakkum yiyecekler. Nasıl bir şey bu? Kel mühli yağli fil butun. O karınlarda maden eriği gibi kaynar. İrim ve sarı su gibi bir akıntıdır. Eritilmiş bakır ve madendir. Eritilmiş gümüştür. Karınlar içinde fokur diyor. Cegalil hamim, sıcak suyun kaynaması gibidir. Şiddetli sıcak suyun kaynamakta son haddine ulaşması gibidir. Hadis-i Şerif'te şöyle buyurdu. Ey insanlar, Allah'tan gerçekten sakınmakla sakının. Şayet zakkumdan bir damla yer üzerine damlasa, elbette dünya elinin geçim eşyalarını yok ederdi. O halde o zaman bu zakkumun yenmesi nasıl olacak? Başka yiyecek de yok. Huzuhu fa'tiluhu ila seva cahim. Allah-u Teala zebanilere, o cehennem bekçilerine emreder. Yakalayın onu. Cehennemin ortasına sürükleyin. Günahkarları alın saçlarından ve ayaklarından yakalayın. Şiddetle ve gazapla onu sürükleyin. Cehennem ortasına savurun. Sümme subbu fevkara si min azabil hamim. Sonra baş üzerinden azap olarak kaynar su dökün. Ya başından aşağı kaynar su dökülüyor. Nebi Sazan buyurdu, sıcak su başlarından aşağı dökülünce içindeki ağzıları döker, karnı boşalır. Zok inneke entel hazizil kerim. Ve deyin ki tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, kıymetliydin. Ya, bu rezil azabı tat bakalım. Dünyada kendine şeref veriyordun, rütbeliydin. Diyerek onu alabilir. Rivayete göre Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, Mekke'nin şu iki dağ arasında benden daha şerefli ve kuvvetli yoktur. Allah'a emin olsun ki sen ve Rabbim bana bir şey yapmaya güç yetiremezsiniz, demiş. İşte bu zakkumu yiyince, başına aşağı su dökülünce, aklı başına gelir. İnne azâ mâ küntüm bi temterûn. İşte şu, şüphelenip durduğunuz şeydir. Olur mu olmaz mı diyorlar da işte, onu sıcak suyu yiyince uyanacak. İnnel müttakine fî mekâmin emîn. Müttakiler ise hakikaten emin bir makamdadırlar. Allah tarafından gelen hususlara iman edenler her türlü çirkinlikten korunmuş mekanlardadırlar. Mevla bizi oralara ulaştırsın inşallah. Fî cennâtin ve uyûn. Cennetlerde, bahçelerde ve su, pınar başlarındadırlar. Bahçelerde ama çeşit bahçenin içinde akan pınarlar var. Yelbesünne min sündüsün ve istebrakın mütekabilin. İnce ipekten ve kalın ipekten atlas kumaşlardan giyinerek karşılıklı otururlar. Sündüs ince ipek, ince ipektir. İstebrak ise kalın ipektir. Dünyada bu etikler yasaktır. Orada serbest. Karşı karşıya oturup birbirleriyle sohbet ederler. Kezâke zevvecnâhum bihûrin eyn. Aynı şekilde işte böylece ayrıca onları biz iri gözlü hurlarla evlendiririz.
Onlara bu nimet verdiği gibi büyük gözlü hurilere de eşlendirmişlerdir. Bazı yer arkadaşlarını ziyaret edip dostluk yaparlar, konuşurlar. Bazen de hurilerle zevklenirler. Bak huriler evleniyor. Adam profesör olmuş. Din adına okumuş diyor ya. Huriyle evlenmek yok diyor. Huriyle de hizmetçi diyor. Kafaya bak. Zevce diyor Cenab-ı Hak. Zevvecnahum. Onları evlendireceğiz. Evlilik ne için? Keyif için. Keyif için de. Biraz keyif için. Ne için? İşte bu şekilde inkar adamı dinden çıkarır. İstediğin kadar profesör ol, ne olsun ol. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِيَةٍ آمِن۪ينَ Orada güven içinde canlarını arzuladığı her meyve isterler. Makamlarında emin, arzularına giden meyvelerin hazırlanmasını isterler. Her türlü noksanlıktan, afetten ve zarardan emindirler. لَا يَزُوكُنَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَكَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ İlk tattıkları ölümden başka orada artık ölüm yok. Ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Ebedi diridirler. Orada ölüm yoktur. Çünkü ölüm ne oldu? Mahşer yerinde kesilmişti. Öldürülmüştü. Ölüm bitti artık. Fazladan bir Rabbik. Lâkevel fevzun azîm. Bunlar Rabbinden bir ikram olarak verilmiştir. İşte büyük kurtuluş da budur. Allah'ın ikramıdır bu. Tabi bunu kime veriyor? İman sahiplerine. En büyük saadet budur. فَاِنَّمَا اَسْتَرْنَا بِلِسَانْكَ لِلّٰهَا اَلَّهُ مُتَذَكَّرُونَ Biz onu Kur'an'ı vaazlansınlar diye senin diline indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Kur'an okunmasını kolay ettik. Zira senin lügatınla indirildi. Belki kavim bu sebeple Allah'a Kur'an anlamayı talep ederler ve onunla vaazlanırlar. فَاتَّقِبْ اِنَّ اُمْرِ تَقِبُونَ Hadi onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler zaten. Sen de ya onların başına gelecek olan belayı bekle. Çünkü onlar da senin başına helakın gelmesini bekliyorlar. Kime gelecek? Allah-u Teala belayı kime yazar? Azmınlara yazar. Nebi Sassem buyuruyor, her kim Duhan suresini Cuma gecesi okursa affedilmiş olarak sabahlar. Şimdi şöyle burada, her kim her gece Duhan suresini okursa 70 bin melek kendisi için istiğfar ettiği halde sabahlar. İbni Umame der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim şöyle buyurdu, her kim Cuma gecesi ve Cuma günü Hamim Duhan suresini okursa Allah-u Teala onun için cennette bir köşk yapar. Cenab-ı Hak o nimetlerde bizleri nail etsin inşallah. Câsiye suresine girdi. Câsiye suresi. Yani. Mekke demiştir. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilül kitab minallahil azizil hakim. Şu kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Aziz ve hakim olan, aziz yani galip, hakim her ne iş işlerse iş yerindedir. Kitaba Cenab-ı Hak yemin ediyor. İnne fissemâvâti vel ardı l'âyâtil lil mü'minîn. Muhakkak şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için pek çok alametler vardır. Fî halkikum ve mâ yebüstüm min dâbetin âyâtun likâmi yûkinûn. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlarda kesin olarak inanan bir kavim için ibret verici alametler vardır. Hayvanların, canlıların halleri, yaratılışları yakını ilim ile bakan kendinde şüphe olmayanlar için elbette büyük canlılar. İşte bu ilimlerle uğraşanlar neden azgın oluyor, neden kâfir oluyor anlaşılmıyor. Çünkü adam tıpla ilgili, işte astronomiyle, hayvancılıkla falan ilgili o kadar muazzam mahlukatı inceliyor, sanatlardan bahsediyor falan filan. Yaratanını kabul etmiyor. Ateizm çoğalıyor diyorlar. İnançsızlık çoğalıyor diyorlar. Neden işte? Kendinden biliyorlar. Bilgiyle kayıyorlar. وَاَخْتِلَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِينَ فَاَحْيَا بِالْاَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا تَصْرِفِ الْيَاحِ اَيَاتُ الْلِكَامِ يَعْقِلُونَ Gecenin ve gündüzün değişmesinde biri gidiyor biri geliyor. Allah'ın götendirmiş olduğu rızkta, yağmurda ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik taraflardan estirmesinde akıllını kullanan toplum için dersleri vardır. Akıl diyorlar ya, aklını kullan bak, bu yağmur nasıl yağıyor, nasıl bitki bitiyor, gece gündüz nasıl gidip geliyor. Ya bunları kim devam ettiriyor, hiç birbirine karışmıyor. Rüzgarlar estiriliyor, bitkiler, mahsuller, hayvanat, bütün mahlukat ahenk içinde devran ediyor. Bu nimetleri kullan, kafayla kullan,
Rabbini bul. Tilke hayatullahi nettuha aleyke bil hak fe bey hadisin ba'dallah ve ayatihi yu'minun. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Şu büyük alametler Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine ve hikmetine delalet eden ayetlerdir. Bunları bırakıp da hangi sözle iman ederler? İndirilen kitaplar içinde Kur'an-ı Kerim açık bir mucize olup kıyamete kadar mevcuttur. Buna iman etmedikten sonra hangi kitaba iman edecekler? Evet, Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği kıyamete kadar bakidir. Bu her şeyi beyan ediyor. Buna inanmıyorsanız daha hangi kitaba inanacaksınız? Daha iyisi yok. وَاَيْلُ لِكُلِّ اَفْوَاكِنْ اَث۪يمٍ Her yalancı ve günahkar kişinin vay haline. Ziyade yalancı ve günahkar olan kişilere yazık olsun. Çünkü onlar vazgeçmiyorlar. Vazgeçmediği için cezayı, veil kuyusunu hak etmiş oluyorlar. يَسْمَا عَيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ سُمَّ يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانْلَمْ يَسْمَاهَا فَبَشْفِرْ بَعْزَمِينَ O Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra kibir taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu acı bir azap ile müjdele. Allah'ın ayetleri kendine okunduktan sonra imandan, ayetlerden kibirlenerek küfrü ve isyanı üzere devam eder ve isyan eder. Nazım bin Haris, Acem'in haberlerini anlatan kitapları satın alıp insanlara okuyarak Kur'an'ı dinlemekten onları meşgul etmişti. Sanki Allah'ın ayetlerini işitmemiş. Böylelerini acıklı bir azap ile müjdele. Orası, burası işte bu ayet onların alaydı. Öyle bir azapla korkut ki onun miktarı bilinmez, vasfı ifade edilmez. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اَيَاتِنَا شَيْهَنْ اِتَّخَذَهَا هُزُوَا اُلَٰيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينٌ O ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Edilir. Onlara alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ayetlerimizden bir şey ona ulaşıp onu bildikten sonra alay eder. Onlar. Yani Allah tarafından Resul'e indirildiğini anlattıktan sonra süratle alay koşar. Şu geride bahsedilen inkarcı, yalancı, günahkar ve alaycıların hepsi için kibirlerini ve izzetlerini kıran, onları alçak eden bir azap vardır. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ötelerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de Allah'a bırakıp tuttukları dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlardır. Önlerinde cehennem vardır. Ona doğru gitmektedirler. Zira dünyadan çıktıktan sonra aracakları yer cehennemdir. Kazandıkları mal ve evlat azaplarından hiçbir şeyi fatih edemez. Allah'tan başka tapındıkları ilahları ve putları da onlara fayda vermez. Bunlar için künhü ve miktarı bilmem için azap vardır. هَذَا هُدَى وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِزِّنْ اَلِيمٌ İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerin ayetlerini inkar edenlere gelince onlara en kötüsünden ızdırap verici bir azap vardır. Şu Kur'an hidayet etmekte en mükemmeldir. Küfür üzere inkarlarını devam edenler, Kur'an'a ve indirilen ayetlere küfür edenler için şiddetli, elem verici azap vardır. Allahu lezî ve Allah ki sakkara lekumul behre li tecriyel fulkü fîhî bi emri ve tebtevû min fâdlihî ve leallekum teşkurûn. Ve Allah o yüce zattır ki emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfetip verdiği rızkı aramanız için de ve şükredirsiniz diye denizi emrinize amade kılmıştır. Koca deniz emrimize amade. Denizi üzerinde sefer etmeniz için düzgün ve kolay etti. Menfaatiniz için onu hazırladı. Onun izniyle gemiler denizde yüzer. Onun fazlından vereceği rızkları talep edersiniz. Ticarette denizlerin dibinden inci ve mercan çıkartmakla, balık avlamakla menfaatlerinizi temin edersiniz. Peki bu sebeple şükredersiniz. Hazır nimet oradan kullanıyorsun. Es-sakara lekum ma fi's-semawati ve ma fi'l-ard cemian min. İnne fi zâlike l-âyâtin liqawmin yetefekkerûn. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından lütuf olarak size boyun edilmiştir. Elbette bunlar düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ya. Bütün menfaatlerin kaynağı olarak gökleri ve yeri size müsahhar kıldı, emrinize amade etti. Onlarla bir takım sebepler vasıtasıyla kolayca menfaatlenirsiniz. Elbette bunların emrinize verilmesi tefekkür eden toplum için ibret nişanesidir. Yaratanın varlığına, birliğine, hikmetinin sonsuzluğuna derler. Kul
lillezine amenu yağfiru lillezine la yecune eyyamallah yeziyakam bimacanu yeksibu. İmad edene söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları affetsinler. Çünkü Allah her toplumu yaptığına göre cezalandıracaktır. Müminlere söyle ki Allah'ın düşmanlarına ceza vereceği günü ummayan kimseleri affedin. Kendi haline bırakın. Allah'ın tayin ettiği azap günlerinde müminlere yardım ve sevap, düşmanlarına azap ve ceza verir. Bu ayetler Hazreti Ömer hakkında demiştir. Gıfar kabilesinden biri ona söylemişti. Hazreti Ömer onu şiddetle yakalamak katledince Allah-u Teala affetmesini emretti. Dedi ki bu ayet Mekke'de olan asaptan bazı hakkındaymıştır. Savaş ile emredilmeden evvel Mekke müşriklerinden şiddetli eziyet görülürdü. Bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayetlendiler. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayet indirdi. Daha sonra gelen savaş ayeti ile bu ayeti hükmü kaldırmıştır. Onları affetmeniz diğerlerini yaptıkları suç sebebiyle cezalandırması içindir. Yani müminleri iyilikleri bir iyilik şefaatlandıracak ve mağfiret edecek kafirleri azaplanacaktır. Ben amile salihan fe nefsi ve men esâhe fe aleyhâ sümme ilâ rabbikum turca'u. Kim iyi iş yaparsa faydası lehinedir, kendilerine. Kim de kötülük yaparsa zararı aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İlk yapanın kârı kendinedir, kötülük yapanın zararı da kendi aleyhinedir. Sonra sonuçlanacak Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Ona kavuşmak için hazırlanın, salih ameller işleyin, kötü fiillerden sakının. Cenab-ı Hak ikaz almayı nasip etsin. Hakiki kulluk cümlemize muvaffak eylesin inşallah. Müjdelenen şeylerin cümlemize nasip etsin. Tehditlerden de cümlemizi muvaffak eylesin, korusun inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.